Merhaba. Şimdi e, duygusal omurga adı altında kaydettiğimiz ilk anımızın e, anlamından bahsetmek istiyorum. E, Rebrand e, yönteminde e, kronolojik tabloda ve çarkıfelek tablosunda e, çalıştıktan sonra kitapta göreceğiniz gibi e, peki ya bundan sonra kısmı var. E, şey kısmı da e, duygusal omurga kısmı da burada yer alıyor. Bu çalışmayı yaparken ben de hatırladığım ilk anıyı yazmıştım. Fakat benim ilk hatırladığım ilk anı, kitapta yer alan duygusal omurga örneklerine çok benzemediği için ona bir anlam verememiştim. Üzerinde bir şey de yapmamıştım ve hani onun ne anlama geldiğini bilmeksizin hani devam ediyordum. Daha sonra bu konuda işte danışma fırsatım oldu. Kitabın yazarı Neşe Hanıma başka sorularım da vardı. Onları e, cevap e, iletirken bu da e, hani bir sorun olma olmamakla birlikte anlam veremediğim bir şey olduğu için ona e, danıştım. İşte e, ilk e, anımı anlattım. Hatırladığım ilk anıyı da ona anlattım. E, onun bahsettiği şey e, hatırladığımız ilk anının zaten e, karşılaştığı hiç kimse de olumsuz bir anı olmadığını söyledi ki benimki de olumsuz bir anı değildi. Hatta burada da sizinle paylaşabilirim. İlk anım daha işte öğle uykusuna yatırılan bir işte küçük çocuk bebek değilse bile hani küçük çocuk iken evde uyanmamla başlıyor. Öğle uykusundan uyanıyorum gündüz sıcak bir gün. E, yürüyebilecek yaştayım e, işte e, yürüyorum e, salona gidiyorum ve evde kimse olmadığını fark ediyorum e, bu hani muhtemelen sık olan bir şey değildi ama buna hiçbir şaşkınlık göstermiyorum e, işte bir şeylerle uğraşıp oynarken e, şeyi çok net hatırlıyorum salonda oturduğum yerden e, şeyin e, kapının açıldığını ve e, kapıdan işte annem babam Kimse işte ev halkının gir, girdiğini ve beni salonda görünce onların şaşırdığını e, e, anlıyorum. O şekilde yani çok bir şey olmayan hani herhangi bir travmatik yanı hiç olmayan e, bir şeydi e, anıydı. E, buna e, karşın e, Neşe Hanımın dediği, sizin diyor işte e, hayatta e, dengede kalabilmeniz için. Hayattan doyum olabilmeniz için kendi kendinize zaman geçirebileceğiniz tek başınıza bir şeylerle uğraşarak sevdiğiniz şeylerle uğraşarak zaman geçirebileceğiniz bir şeye ihtiyacınız var. Bu karşılanmadığında muhtemelen siz mutsuz olacaksınız. İşte nasıl bir insansınızdır hani neler yaparsınız neler yapmaktan hoşlanırsınız dedi ve zaten o bunları söylediğinde hani ben de ampul yanmıştım. Çünkü gerçekten bu e, insanların hani içe dönük dışa dönük ayrımında ben hep içe dönük olarak e, kendimi görürüm. E, i̇şte yine yapmayı hoşlandığım şeylere konsantre bir şekilde eğilmekten, onlara zaman ayırmaktan, onlarla ilgilenebileceğim bir alan olmasından hoşlanırdım. E, fakat ömrüm boyunca bu hani e, zaman zaman yaşayabildiğim bir lüks oldu. Ne zaman ben hani bunu resim yaparak ve bir atölyede bir stüdyoda ve hani daha periyodik daha sık olarak tercihende hani canım her istediğinde olacak şekilde yapmaya başladım gerçekten hayatım değişti bunu bu şekilde doğrulamış olmak benim için çok önemliydi çünkü hani insanın çok temel şeylerine dair ee, bir durumu hani insanın 41 yaşında öğrenmesi aslında belki de e, acıklı bir durum bunu daha önce öğrenmiş olsaydım hani e, bununla ilgili daha önce şey yapardım gerçi bunu bildiğim için yaptığım şeyler değildi ama e, hani bu da onu doğrulamış oldu bunları yapmamış olsaydım hala o arayışta olacaktım belki de dolayısıyla e, siz artık cenin frekansının e, biliyorsunuz işte bu e, olumsuz anıların üzerine gittiniz çok büyük bir emek verdiniz çok büyük de e, çok e, güzel de bir gelişme kaydetmiş olmanız gerekiyor dolayısıyla bu e, noktaya geldiğinizde hem e, kendini gerçekleştirme adımlarını e, hem de duygusal omurganızın anlamını e, düşünüp kitaplar kitaptaki örneklerle karşılayıp hani bu benimki gibi e, içsel bir nedense bunu karşılamanız e, çok daha kolay. Fakat kitapta hani bunu dışsal nedenlere işte ailesindeki insanlar tarafından önemsenmek ya da işte belli karşı cins tarafından işte ilgi sürekli ilgi odağı olmak gibi e, çeşitli örnekler var. Hani öyle bir şeyse bile e, bunu anlayıp bunu e, karşılayabildiğiniz bir ortam oluşturmak için bilinçli bir şeyler yapabilir halde olacaksınız. Kitabın bundan sonraki kısımları artık hani pastanın kremasının üstündeki çilek derler ya ona benziyor. Ama ancak biz insanlarda genellikle hani bize çok acı veren, dayanamadığımız, katlanamadığımız şeyleri değiştirdikten sonra bir rahatlık geliyor. Yani zaten çok yol aldım birçok şeyi geçmişte bıraktım iyiyim diye düşünüyor. Devam etmenizi öneriyorum. Yani burada taramalardan bahsediyor fizyolojik ihtiyaçlar güvenlik ihtiyacı aidiyet ve sevgi ihtiyacı saygı kendini gerçekleştirme şeklinde artık gerçekten hani çok az insanın bu konular üzerinde çalıştığı çok az insanın daha iyi olmak istiyorum. Kendimi gerçekleştirmeyi diliyorum noktasına geldiği bir şey de toplumda diyeyim. Çok gerekli değilmiş gibi görünüyor. Ancak kesinlikle dediğim gibi devam etmenizi öneririm. Bu titreşiminizin yükselmesi, etki alanınızın yükselmesi, eskiden zorlandığınız şeyleri artık çok daha rahat çözebilen, görebilen ve içindeki çözümle birlikte değerlendirebilen ve eskiden yapamadığı şeyleri kolaylıkla yapan, kendinizin gerçekten birkaç level üstü bir versiyonunuz olmanız sonucunu doğuracak. Dediğim gibi sonraki videolarda bu kendini gerçekleştirme adımlarına kadar çalışmanızı önererek şimdilik veda ediyorum.